Alper Hocam, Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bilim Kurulu Başkanısınız. Şimdi Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, bunun kısaltılmış adı ne diyorsun? SMI? SMI, SMI. Ne diyorsunuz? SMI, İngilizcesiyle aynı çünkü. Öyle mi? Evet. Evet. Sustainable Mobility Initiative. Bu şu, siz de çok güzel bahsettiniz. Geçtiğimiz günlerde dünya nüfusu 8 milyar oldu. Ve bu 8 milyarın yaklaşık %60'ı şehirlerde yaşıyor. Ülkemize baktığımızda 1985'te 49 milyon olan nüfusumuz bugün 85 milyon ve %77'si şehirlerde yaşıyor. Neden şehirlerde yaşıyoruz? Çünkü şehirlerde yaşamanın getirdiği birçok faydalar var. Ekonomik, sosyoekonomik, kültürel. Ancak bu şehirde yaşamanın getirdiği trafik sıkışıklığı ve buna bağlı olarak birçok çevre problemleri var. Bunları hep biz yıllardır akademik camiada zaten çalışıyoruz. Bunu hepimiz her günde yaşıyoruz canlı olarak. Ancak iklim krizi bu problemi gerçekten bir çarpı 10 yaptı, çarpı 100 yaptı. Çünkü baktığımızda ulaşım sektörü bugün sera gazlarının %20'sini yapmakta. Hava kirleticilerin ise farklı kirleticilerde %30, %40'larını yapmakta. Pandemide şunu gördük ki evlerimize kapalı kaldığımız dönemde hava kirliliği tamamen azaldı. Sera gazları azaldı ve ne yazık ki pandeminin etkisi bittikten sonra mutlu bir şekilde biz hepimiz dışarı çıktık ama buna bağlı olarak emisyonlar tekrar olduğu yerin hatta daha üstüne çıkmaya başladı. Yani çıkmayalım dışarı. Mecburen çıkacağız ama bu işte SMI'ın bu Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi'nin amacı bu. Biz akademi, özel sektör, girişimciler ve kamu paydaşlarıyla beraber acaba akıllı çözümler üretebilir miyiz? Yani sera gazı emisyonlarını azaltalım, hava kirliliğini azaltalım ve sıkışıklığı azaltalım. Bunda özel sektör nasıl bir rol oynayabilir? İnovatif, veriye dayalı çözümler üretebilir miyiz? Buna bakmak istiyoruz. Özel sektörün önde gelen liderleri, akademisyenler, girişimciler bu inisiyatifin bir parçası. Çok zorlu bir yola çıktık ama çok başarılı olacağımızdan ben ümitliyim.